Selam arkadaşlar, yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Korona günleri video serisi devam ediyor ve şu fotoğrafı nasıl çekebileceğinizi gösteriyorum. Evdeki bütün ekipmanlarınıza bunu yapabilirsiniz. Nasıl mı? İntrodan sonra. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet, gördüğünüz gibi tüm zarafetimle karşınızdayım. Artık malum evdeyiz. Evde olduğumuza göre de artık samimi olabiliriz. Pijamalarla çıkabilirim, evin şu halinde karşınıza çıkabilirim ve kısa kısa videolarla karşınıza çıkabilirim demiştim. Seriye devam ediyorum. Elimde şöyle bir tane bardak var. Bu da bugün aklıma geldi. Kendime bir şey koyarken, içecek bir şey koyarken bu arka tarafı böyle bembeyaz olan, özellikle bazı cam markalarının kutularının üzerinde ürünlerin olduğu fotoğraflar var ya, amma cümle kurdum be. O fotoğraflardan çekmek istiyoruz. Zaten cümleyi kurarken videonun süresini tamamlamış oluyorum. Şimdi ben size şöyle kısaca bir setup yaptım. Bir tane beyaz fon buldum. Herhangi bir beyaz fon olabilir. Önemli olan böyle arkası şakır şakır yaldızlı bir şey olmasın. Mat olması güzel. İsterseniz A3 kağıdı, normal bir tane dosya kağıdı, ürünün büyüklüğüne göre bir tane A4 dosya kağıdı da olabilir. Herhangi bir beyaz fon. Böyle bir zemin yapıyorsunuz. Zeminin şurada şöyle bir geçiş yapması önemli. Çünkü ışık dağılımı burada bir sonsuzluk yaratıyor. Yukarıdan ben bir tane oturduğum sandalyeye klipsledim. Klipslerim vardı. Onlarla kağıdı klipsledim. Şuraya da bir bant yapıştırdım kaymasın diye. Buradan da ayarlamalar yaptım. Oğlumun bütün malzemelerinden faydalanıyorum. Fotoğraf makinemi de buraya koydum. Tripod kullanmadım çünkü tripodu tam ayarlayamıyorum. Ben de buraya birkaç tane kitap koydum. Her şey organik olacak ya, her şey evden olacak. O yüzden fotoğraf makinemi koydum. Yine altına çizerek söylüyorum. Bu çekimi cep telefonuyla da yapabiliyorsunuz. Ve bütün platformumu hazırladıktan sonra şuraya şunu yerleştiriyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Ve şimdi bardağımı istediğim yere yerleştirdikten sonra fonumun arka tarafına bakıyorum. Her şey hazır. Durağan bir görüntü olduğu için enstantane istediğiniz kadar düşürebilirsiniz. Şu anda saat 3, dışarıda bulutlu bir hava var. Yani tam anlamıyla istediğim ışık şartlarının hiçbiri yok baktığınız zaman. Ama görüntüm durağan ve arka fonum beyaz. Dışarıdan da yeterince ışık alıyorum. Düşebilirsiniz enstantane istediğiniz kadar. ISO'yu 200-250 arasında biraz daha hassasiyet yapıyorum ki arkası daha beyaz olsun diye. Burada önemli olan diyaframınız. Diyaframınızı yukarı çekin. 5.6 f8 arası olabilir çünkü bardağın başıyla sonu net olması gerekiyor. Orada böyle bir netlik alanı oluşması gerekiyor. Ve buyurun başlayın fotoğraf çekmeye. Ve tüm bu setup'ı yaptıktan sonra ve ayarları yaptıktan sonra ufak bir püf noktası söylemek istiyorum size. Ben açıkçası dürüst olayım, üşendiğim için hazırlamadım ama arka taraf beyaz olduğu zaman ve böyle şeffaf ürünler veya böyle ışık hassasiyeti olan ürünler çektiğiniz zaman genelde sağında solunda kontür sıkıntısı olur. Bardağın sağını solunu görmezsiniz. Çünkü nedir? Şeffaftır. Arkası çok beyazdır. Yok olur gider fotoğrafta. Öyle bir şey olduğu zaman bardağın şu tarafına ve bu tarafına ufak siyah bir fon koyabilirsiniz. Bunu sünger olabilir, bir kağıt parçası olabilir. Sağına soluna siyah, etrafındaki kontürü birazcık olsun koyulaştıracak bir malzeme koyabilirsiniz. Böyle bir durumda da sağına soluna o siyahları koyarak bardağın silüetini, ama koyu silüetini, kontürünü, sınırını belirlemiş olursunuz. Bu da işinizi görmüş olur. Burada önemli olan şeylerden biri de ilk fotoğrafı çektikten sonra özellikle burası böyle açık cam olduğu için bütün yansıma bardağın üzerine geliyor. Burada da yine her şeyimiz organik olacak dediğimiz için burayı da böyle yaptığımız zaman bütün o yansımayı buradan alıyoruz ve güzel diffuse dediğimiz, yani ışığın böyle yayıldığı, böyle pudrayı yaptıktan sonra üzerinden geçtiğimiz o pamukumsu şey atlarını bilmem makyaj malzemelerinin, onu yapıyoruz. O görevi yapıyoruz ve güzel bir soft bir ışık yayılımı oluyor. Ve ondan sonra da fotoğraf çekmeye başlayabiliriz. Ve bugün de geldik bir videonun sonuna. Artık bu hafta demiyorum, bugün de geldik bir videonun sonuna. Tekrar söylüyorum, suya sabuna dokunun, sağlıklı kalın ve
dışarı çıkmayın. Ben elimden geldiğince size içerikler üretmeye devam edeceğim. Umarım videolarda hoşunuza gidiyordur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aklınıza da bir şey gelirse lütfen benimle paylaşın. Kanalı takip edin arkadaşlar. Bu seriler bu dönemde sürecek. Bol bol eğleneceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ve ne diyoruz? Başparmak. Hoşçakalın. Bay bay.